Yemin dizisinde Özlem sona erdi. 9 Eylül günü dizimiz Kanal 7 ekranlarında sizlerle ilk bölümüyle buluşacak. Yeni sezondan sonra özellikle gözler ikinci sezona çevrildi ve neler olacağı konusunda gerçekten merakla bekleyen koskocaman bir kitle var. Şimdi yanımda Derya Kurtuluş Oktar var, yani dizimizin şehriyesi ve enerjisiyle gerçekten bizi büyülüyor. Yani bize gerçekten büyük bir enerji veriyor, setinde neşe kaynağı. Evet Derya ablacığım, sana bazı sorularımız olacak. Hoş geldiniz. Tabii buyurun, sorularınızı bekliyorum. Ben de sizleri çok özledim. Sizler ne ettiniz bu yaz? Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Biz sizler için çalıştık. Siz de bizler için çalıştığınızı biliyoruz. Ama öncelikle izleyicilerimizin merak ettiği şeylerden birinden başlayalım. Tatiliniz nasıl geçti? Şimdi sezon finalinde çok yorucu oldu. Hani artık bir dinlenmenin vakti gelmişti. Neler yaptınız tatilde, onu bir dinleyelim. Tatilde böyle küçük bir yazlığım var benim. Ben oraya gittim. Kızım üniversiteyi kazandı, çok şükür Allah'ıma. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Onun koşuşturmaları vardı. Şimdi biz çekimlerimize biraz erken başladık. Hı hı. Ve ben yazlıktan gelip gidiyorum çekimlerime sizler için. Bayağı yorucu olsa gerek ama. Hiç yorucu olmuyor valla. Yani çekime geliyorum heyecanıyla. O yol böyle hemen bitiveriyor. Anlamıyorum ne olduğunu. Zaten nasıl bir enerji? Bunu ayrıca soracağız. Yani izleyicilerimiz de merak ediyor. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Bize de söyleyin ki biz de bir kendimize göre bir şeyler yapalım. Bu bence sevgi enerjisi. Yani sizlerin bizi sevdiğinizi biliyorum ve o sevgiden gelen enerji beni yükseltiyor diye düşünüyorum. Allah razı olsun sevgilerimle. Peki Şehriye karakterini bu sezonda neler bekliyor? Geçen dönem çünkü yine çok enerjik, masalla çok güzel ilgilenen, Kemal'in annesi gibi olan bir Şehriye görmüştük. Bu sezonda yine aynı şeyler devam edecek mi? Ama sen çok sıkıştırıyorsun şimdi ben daha. Hiç ipucu vermiyorsun ama ya böyle. Ben sahne diyeyim bilmem ki, yani vardır desem olmaz, yoktur desem olmaz. Yani büyüsü kaçar, büyüsü. Ya 9 Eylül'de şurada bir şey kalmadı da, yani azıcık daha sabredin, bekleyin geliyoruz. Ama bir sürü olaylar olacak, atraksiyonları olacak. Bunları da inkar etmeyelim şimdi. Ya şimdi evet desem olmaz, hayır da diyemiyorum. Ben size ne diyeyim bilmem ki. Hiç ipucu yok. İlla izleyeceğiz. Mutlaka izleyeceğiz ve göreceğiz onu. Ama fragmandan anladığımız kadarıyla zaten şimdiye kadar iki fragman yayınlandı. Çok heyecanlı. Yani olaylar bitmek bilmiyor her iki tarafta da. Özellikle şu Masal'ı soralım. Masalcığımız ne yapıyor? Ay kurban olsunlar ona. Yemin ediyorum bu sene okula başlıyor. Ay. Bu sene okula da başlıyor. Yani o başka bir şey ya. Söylemiştim de evet. Daha önce. Masal iyi. Çekimlere gelip gidiyor. Bir yandan da okula hazırlanıyor işte. Ne yapsın? Çok güzel. Peki yeni yüzler görüyoruz. Şimdi sürprizi bozmamak için isim vermiyorum. Karakter adı vermiyorum ama izleyicilerimizi az çok anladı aslında kimden bahsettiğimi. Fragmanlarda gördük çünkü. Nasıl uyumunuz yeni yüzlerle? Yeni yüzlerle uyumumuz çok güzel. Çünkü enerjimiz çok güzel. Yeni gelenlerin de enerjisi çok güzel olunca, iki çok güzel birleşince ortaya muhteşem bir şey çıkıyor zaten. Yine uyumlu güzel bir set ortamı diyorsunuz. Zaten set ortamımız yani A'dan Z'ye, yapımcılarımızdan tutun, yönetmenlerimiz, çalışan set ekibimiz. Yani saygı, sevgi ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çok güzel çalışma ortamımız var. Çok güzel. Peki geçen sezonda gerçekten hani çok güzel olaylar yaşandı. Şehriye karakteri de çok fazla sevildi. Etraftan ne gibi tepkiler aldınız? Bu tatil boyunca özellikle etrafta gördüğünüz tepkileri bize biraz anlatır mısınız? Yani küçük çocukların Şehriye teyze diye peşime koşmaları beni çok etkiliyor bir kere. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama tam bir anne karakteri Şehriye'de. Gerçekten evimizden biri. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi anne yerine koyuyorlar, anneanne yerine koyuyorlar, babaanne yerine koyuyorlar. Ama o küçük çocuklar sokakta yürüyorsunuz ya, Şehriye teyze diye. Olamaz böyle bir şey. Yani böyle bir sevgi Allah'ıma şükürler olsun yani yaşatıyor bize. Bir de şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Bugün sete gelmek üzere taksiye bindim. Taksi şoförümüz Allah yolunu açık etsin. Diziniz başlamak üzere dedi. Dedim evet. O kadar güzel mesajlar geçiyor ki bize dedi. Ailece gizliyorlarmış. Bir kere bir evlilikte o evliliğin uzun sürmesi için o gereken karşılıklı anlayış, saygı ve susmak. Yani susmak ne kadar önemli bir evlilikte abla dedi. Bunu dedi tekrar bize hatırlattı dedi bu dizi. İşte Kemal evde benim konumumdan
dolayı Kemal'i sarıp sarmalamam, ona bir anne şefkatiyle yaklaşmam, işte masala sahip çıkmam, evi çekip çevirmem, eve gelen bakıcıları bile bana emanet etmeleri çok etkilemiş. Çünkü eskilerimiz hep anneanneler, babaannelerle yaşarmışlar ya, hani onları hatırlıyorlarmış ve onu taksi şoförünün söylediğine göre ailemi çok mutlu ediyor bu dedi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Zaten kültürümüzü çok iyi bir şekilde yansıtan bir dizi. O yüzden her kitle tarafından da çok fazla izlenen, çoluk çocuk, yaşlı genç demeden herkes merakla bekliyor. Evet. İzleyicilerimize iletmek istediğiniz son bir mesaj var mı? Şimdi 9 Eylül günü ekranlarda olacak ilk bölümüyle. Ne söylemek istersiniz? Bizi çok özlediğinizi biliyorum. Biz de sizi çok özledik. Sevgi, saygı, anlayış. Ama bence en önemlisi sevgi. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.